Değerli arkadaşlar, 6 Şubat depreminden bu yana Adıyaman'dayız. Tabi depremin, o olağanüstü büyük depremin afetin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun bir mücadele verirken dün akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve diğer komşu şehirlerimizde de yoğun bir yağış almaya başladı. Tabi bu gece bu şiddetini artırarak sabaha kadar devam etti. Maalesef biz de tedbirlerimizi almıştık ama bu yağmurun bu kadar büyük şiddeti ve kuvveti nedeniyle özellikle Adıyaman'ın Tuç ilçesinde maalesef bir vefatımız var. 3 tane de kaybımız var maalesef. Adıyaman merkezde de etkilenen çadırlarla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir çaba gösteriyorlar. Oradaki vatandaşlarımız da yine hem yurtlara hem de okullara almak için arkadaşlarımız seferber oldular ve çoğusunu da tahliye ettik. Şu an Tut'tayız. Tut'ta dün geceden itibaren büyük bir yağmur şiddetiyle maalesef burada da büyük hasarlar oluştu. Şu anda kayıplarımızla ilgili 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerini devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda netice alabilmek için bizler de buradayız. Bunun yanında diğer DSİ olsun, karayolları ekiplerimiz olsun, jandarmamız, bütün emniyet personelimiz bütün gücüyle bölgede herhangi bir olağan dışı duruma mahal vermemek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Amacımız kayıplarımızın bir an önce bulunması. 160 tane arkadaşımız, çalışma arkadaşımız şu an arazide sırf arama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizler de onların yanındayız. Yine diğer bütün vatandaşımızın eksikleri, ihtiyaçları ve bunların tedariki ve bunların eksiklerini gidermek için bizler de buradayız. Depremle ilgili faaliyetlerimiz de zaten yoğun bir şekilde devam ederken bir taraftan da şimdi selle ilgili olan sıkıntıları ortadan kaldırmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Bütün gücümüzle, bütün devletimiz, bütün kurumlarıyla birlikte bütün afet bölgesinde çalışmaya devam edecektir. Teşekkür ediyoruz.